Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Şu altı şey amelleri mahveder. Gerçi bu konuyu direkt geçeyim ben ya. Amel yok ki doğru düzgün. Öyle. Ben açık konuşuyorum kardeşim. Hangimizin doğru düzgün ameli var? Bir kıldığımız namaz var. O da yarım yamalak. Yalansa yalan deyin. Adam gibi Kur'an okuyan var mı düzenli olarak? Allah için ihlas ile. Allah için ihlas ile, dert ile. Namaz. Allah rızası için kalkıyorum ben. 5 vakit camide cemaatle kılıyorum. Var mı? Yok. Kılsak bile ihlas yok. Lan şimdi camiye gitmesem diyecekler ki ulan bu camiye gelmedi. Ulan bu. Sırf desinler, görsünler diye camiye giden adamlar var. Ne yapayım diyor. Niye diyorum arkadaşlar biliyor musun? Camide öyle adamlar var ki adam bak gerçekten hani adamı yadırgam için konuşmam ama bu yapılmaz. Abi sen namaza duruyorsun. Namaza dururken elini bağlıyorsun. Tamam güzel kardeşim. Bu gözler ne yapıyor abi? Namazın içindesin. Nereye bakacaksın arkadaşlar? Secde edeceğin yere. Peki bu göz ne yapıyor? Şu anda namazda da. Aynen böyle. Namazda. Bakıyor. Peki sen namazda mısın? Değilsin. Aklın nerede? Havada. Bu namaz olmaz. Ne dedik? Altı şey amelleri mahveder. Bir, dünya sevgisi. Estaizu billah, bismillah. Bel tu'thirunel hayate dunya vel ahiretu hayrun ve ebka. Bu ayeti de defalarca okuduk. Ezberleyin artık. Siz geçici olan dünya hayatını tercih ediyorsunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Ama diyor ahiret daha hayırlıdır, daha kalıcıdır. Ahireti tercih ediniyor Allah Celle Celaluhu. Nerede? Ayakta uyuyoruz. İki, kalp katılığı. Arkadaşlar kalp katılığı demek şudur. Merhametsizlik. Derler kalbi taş gibi. Kalbi katılaşmış arkadaşım. Artık adam yani hiç merhamet denen bir şey yok. He yerine göre, adamına göre muamelersin. Ama buradaki merhamet çok farklı. Hazreti Ali radıyallahu anh savaş esnasında suratına tüküren müşriği öldürmedi ya. Ne dedi? Ben seni dedi Allah için savaşıyordum seninle. Ben seni az önce öldürseydim Allah için öldürecektim. Ama sen de suratıma tükürdün. Nefsime dokundu. Ben seni öldürsem nefsim için öldürecektim. Vazgeçtim seni öldürmeyeceğim dedi ya. O da kelime-i şehadet getirdi. Kalp katılığı bu işte. Kalp katılığı olsa ne derdi? Sen kimsin lan benim suratıma tükürüyorsun? Biz olsak adamı hızara vururuz kardeşim. Adamı ikiye böleriz ya. İkiye bölsek yine kurban gibi yediye böleriz. Konu komşuya dağıtırız. Yaparız biz bunu. Yapıyorlar. Bak Rabbim aklıma getirdi. Az önce haberlerde gördüm. Nerede bir yerde at kesip at eti dağıtıyorlarmış yani. Bu millet her şeyi yapar. Öyle. Kamyonu kasırma açıyor. İçinde at dolu. Ne olacak? Birazdan kesilecek. Halka dağıtılacak. Ya ilahi. Ya millet daha neler yapıyor ya. Bir dünya sevgisi. İki kalp katılığı. Üç. Halkın ayıbı ile meşgul olmak. Heh. En sevdiğimiz şey. Ne arkadaşlar? Başkalarının ayıpları, başkalarının günahlarına bayılıyoruz. Ulan bu falanca var ya. Ulan şerefsiz biliyor musun sen? Ne oğlum hayırlı bir şey? Aa, sen bunu böyle zannediyorsun ama var ya. Ah geçen gün şurada gördüm, burada gördüm bunu yaptı. Lan sana ne? Ne anlatıyorsun? Peki onu anlatan adamın günahı ne kadar? Arşa ulaşmış. Evet. Bak adam bida değilse, bozuk adamsa konuşun zaten bak ayrı bir şey. Bunu hep söylüyorum size. Bida ehlinin gıybeti caizdir. Bida ehlinin gıybetini yapmamak sıkıntıdır. Açıktan günah işleyen arkadaşlar. Açıktan günah işleyen adamı konuşmazsan sıkıntıdır. Ama buradaki mevzu şu. Adam bir hataya düşebilir. Adam olduğu gibi bir kere gördün, bir yanlışını gördün. Bak mesela diyelim ki 5 vakit namaz kılan bir adam var. Aramızda diyelim ki böyle bir arkadaş var. Adam 5 vakit namaz kılıyor. Adamın bir yanlışını gördük. Oho seyreli gümbürtüyü. Mesela birisi dedi ki ya adam maşallah dedi ya şu işte falancayı çok seviyorum. İşte az önce dediğimiz adam. Adam 5 vakit namaz kılıyor. Helal olsun ha düzgün. Yok yok şş, birader de sen bana gel ya. Ne oldu baba? Bizimkiler de merak ne oldu baba hayırdır? Sen bakma bu lavuk bu ya 5 vakit namaz kılıyor ama bu ara geçen gün var ya. Böyle böyle bir iş yaptı var ya. Lan ne adi adam bu biliyor musun sen? Abi ne yaptı bu adam ya? Ya olabilir. Allah Celle Celaluhu Settar. Ne demek? Örten. Örtün diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Siz bu dünyada bir Müslümanın bir ayıbını örtün. Allah Celle Celaluhu mahşedesin ayıplarınızı örtsün. Ya sana ne milletin halkın ayıbından? Sana ne bu milletle uğraşmaktan ya? Sen halkı bırak kendi yaptıklarına bak ya. Milletle uğraşmayı bırak ya.
Onun günahı bunun günahını geç. Hepimiz yapıyoruz bunu ya. Sana ne milletin günahından, sana ne milletin ayıbından, sana ne milletin yanlışından. Adam içiyorsa içiyor. Allah affetsin de ya. Adamla işiniz olmasın. Adamın günahıyla düşman olun. Biz bir adamda bir günah gördüğümüz zaman adama düşman oluruz. Hayır. Adamla düşman olma. Adamın günahına düşman ol. Bir de sevdiğin adam ya. Bir de arkadaşın yani. En ufak bir şeyde bırakın lan. Bitti o benim için ya. Adam kardeşim geçen gün içtiğini söyledi. Çok canı sıkılmış içmiş. Ya arkadaşım sen onu görürsen kenara çek. Ya kardeşim Allah seni affetsin. Niye böyle bir şey yaptın? Gözünü sevdim. Bir daha yapma. Lütfen gözünü seveyim. Sen ona böyle gidersen adam tövbe eder. Ama sen işte sen zaten busun lan işte ne beklenir ki? Bunlar bir de namaz kılıyor ya. Bari namazı bırak derler. Bari namazı bırak. O da ne diyor? Tamam diyor. Doğru söylüyorsun. Bari namazı bırakayım diyor. Namaz kılanlar bunu yapmıyorsunuz değil mi? Gerçi bizimkiler yapıyor. Namaz kılıyor. Bir de bir halt ediyor. Ondan sonra şeytan da geliyor diyor ki ulan diyor utanmıyorsun. Bir de namaz kılıyorsun değil mi diyor ya. Evet. Şeytan sana diyor ki utanmıyorsun diyor. Hem namaz kılıyorsun hem de bu haltıyorsun. Namazı bırak diyor. Bu da ne diyor? Tamam abi hemen bırakıyorum diyor. Öyle. Arkadaşlar bu etrafınızda vardır illa ki. Herif hemen namazı bırakıyor. Niye? Şeytan çok güzel yaklaşır arkadaşlar. Der ki ey Allah'ın kulu sen ne bozuk adamsın be. Allah'ın karşısına çıkıyorsun. Bir de günah işliyorsun be. Bu günahla Allah'ın karşısına çıkılır mı be diyor. Şeytan sana direkt böyle bodozlama gelmez. Ufak ufak gelir. Sanki böyle takvalı bir adamın yaptığı amel gibi yaptırır sana buna. Dikkat edin burada. Sana öyle bir işler ki sen de dersin ki hakikaten doğru söylüyorsun. Ben hem namaz kılıyorum. İşte misal Allah muhafaza bir de iddia oynuyorum. Bu aralar kumar furyası zaten patladı haberiniz olsun. Kumar herkes deli gibi kumar oynuyor. Parası olan olmayan geçen gün Instagram'a atmışlar. Neymar bile kumar oynuyormuş. Gördünüz mü arkadaşlar? O bile karşıma çıktı. Bu kumarla alakalı araştırma yapınca her biri her şey karşına çıkıyor. Çünkü onunla alakalı geçen sohbet yaptık. Kumarla alakalı. Söyledik zaten sosyal medyada şu anda millet deli gibi sosyal medyada. Geçen gün bak burada da bir haber okuduk. Bir kardeş bak ondan haberim yoktu mesela. Başka bir şeyden mevzu açmıştık. Bu şeker patlatma oyunu bir şey vardı. 500 lira mı ne şeyler veriyordu. Geçen bir burada bizim cemaatten biri söyledi. Bir arkadaşı ona müptela olmuş. Batmışlar yani. Kaç tane adam var öyle? Sosyal medya üzerinden, internet üzerinden kumar. Şeker patlatma. Adam da işi biliyor kardeşim. Şekeri patlat, parayı kap diyor. Sen de diyorsun ki ha şimdi olacak, ha yarın olacak, aha oldu, aha olacak. Bir bakıyorsun. Aman ya Rabbi ne para kalmış, ne ev kalmış, ne kadın kalmış, ne çocuk kalmış. Hiçbir şey kalmamış. Ya hocam diyor çok dua et diyor. Ne oldu kardeşim diyorum. Çok geldi bana o yüzden konuşuyorum ya. Diyor ben diyor bir kumara saplandım. Bir borca saplandım diyor ya. Mahvolduk diyor ya. Hanım böyle dedi, çocuk böyle dedi diyor. Mahvolduk. Ey gide ey. Nereden nereye? Halkın ayıbı ile meşgul olmak. Arkadaşlar başkalarının günahlarını araştırmayın. Sen kendi günahınla meşgul ol. Vallahi de billahi de tallahi de sana var ya günde 5 vakit tövbe nasip olur. Kendi günahlarınla meşgul olursan yaptığın hatayı anlarsın tövbe nasip olur. Tövbe nasip olan adama da cennet nasip olur. Rabbim cennet nasip olanlardan eylesin. Amin. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'muruna bil ma'rufi ve tenhevna anil munkar وتؤمنون بالله